Birkaç gündür devam eden bu karşılıklı açıklamaları bir konuşalım. Üç değerli konuğumuz olacak değerli izleyenler haber merkezinde. İstanbul stüdyomuzda ayağının tozuyla Amerika'dan gelen gazeteci meslektaşımız Anıl Sural bizimle birlikte. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Teşekkür ediyorum. Yine Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saynur Derman Hocam da bizimle birlikte. Saynur Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi hocam isterseniz ayağının tozuyla geldiği için Anıl Sural'a bir dönelim. Ne oluyor yani bu tabii. Biden içerideki bütün mevzuları bıraktı. Rusya ile mi uğraşacak? Yani hani biz de işi gücü bırakıp bu karşılıklı salvolarını mı hep izleyeceğiz ve konuşacağız, tartışacağız? Neden böyle oldu? Bir Anıl'la başlayalım. Bu arada Ece Baban da bizimle birlikte olacak. Doçent Doktor Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi önümüzdeki dakikalarda. Anıl ne oluyor? Aslında çok da sürpriz değil. İlk başta Joe Biden Amerika geri dönüyor. Amerika döndü açıklamalarını yapıyordu. Hı hı. Bu da bence onun bir parçası. Şu an Joe Biden'ın Rusya açıklamasına bakmak için biraz geriye gidelim isterseniz. Onu tabii, hatırlatalım, günümüze tabii. Gelelim. Donald Trump yeni başkan seçildi. Yemin töreninden 2 hafta sonra bir mülakat gerçekleşti. Tarihi 4 Şubat 2017. Trump'a bu soruyu sordular. Trump içiştirmeye çalıştı. Hı hı. Fakat sunucu dedi ki Putin bir katildir. Donald Trump da dedi ki birçok katil var. İkileyerek ve sonra ülkemiz masum mu? Siz ülkemizin masum olduğunu mu düşünüyorsunuz dedi. Ki ip buradan koptuğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra Rusya soruşturması başladı. Yani Trump'ın o dönem sarf ettiği cümleleri bir anlamda Biden düzeltiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi gazeteci Biden'a bu soruyu sorduğunda hayır katil değil deseydi Trump'la aynı çizgide olacaktı. Ki Trump'ı kendi Cumhuriyetçi Partisi'nde de çok fazla kişi eleştirmişti. Biden aynı topa gelmemek için ve de gerçekten şu an başkan kim olsaydı demokratlardan Rusya katildir açıklamasını yapacaktı. Ama şunu da hatırlatalım. Dediğim gibi hem 2017'ye gidelim hem de bugünü okumak için geçmişe de bakmamız gerekiyor. Bir anda Rusya katildir, Putin katildir demedi. Sunucu öyle bir soru sordu. O da açıklama yaptı. Daha sonra katil olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tam karşılığı o muydu o cümle? Evet dedi. Biden. Yani sizce Putin katil mi? Evet katildir şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu hayır ya da geçiştiremezdi. Ondan dolayı sürpriz olmadığını gazeteci söyleyebiliriz. Gazeteci sorabilir miydi siz de katil misiniz diye? Biden'a. Yani, gerçi Trump'a ona benzer bir soru sorulmuş. Trump'ın sert çıkışları oluyordu. Biden'ın olmadığı için belki soramazdı. Hı-hı. Ama hangi demokrat başkan olursa olsun ki 10 tane başkan adayı vardı demokratların. Biden evet diyeceği için zaten Amerika geri dönecek dediği için bunun arka planında da şu var bence. Senato'da bir Rusya düşmanlığı var. Anti-Rus gruplar Amerika'da çok fazla biliyorsunuz. Yani Biden Senato'ya şöyle bir mesaj verdi. Biz birlikteyiz. İstihbarat gruplarına da istihbarat grupları biliyorsunuz bu raporları yayınlayan Trump'ın karşısında olan istihbarat gruplarına da ben sizlerleyim mesajını verdi. İlk ziyaretini zaten dışişlerine gerçekleştirdi. Dışişleri'de daha çok demokrat olduğunu biliyoruz. Pentagon'la da bir mesaj vermiş oldu ilerleyen süreçte. Baktığımızda Rusya, Amerika askeri ya da ekonomik olarak belli bir sorun yaşamayacak. Nedir? Bu anlamda bir sorun yaşayacağını görebiliriz. Evet. Ama soğuk savaş dönemine kadar sert olmayacağına inanıyorum ben. Karşılıklı sert açıklamalar olacak, devam edecektir. Bir sorun daha olacak tabii ki. Ama bu arada Doçent Doktor Ece Baban da bizimle birlikte. Ece Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Şimdi Saynur Hocam hemen sözü size vereyim. Kim daha çok katil diye sorsam ne cevap verirsiniz? Çünkü Rusya'da hani bu katil benzetmesinin ardından hani bir aynaya bakmak lazım dedi. Yani aynada nasıl göründüğünüzü bilmeniz lazım. Buna benzer bir değerlendirme gelmişti. Sağlık temennisinde bulunmuştu. Putin'den bu tür açıklamalar geldi. Ne diyorsunuz? Yeni dönemde Anıl durumu izah etti. Yani Trump dönemindeki sorulan bir soruya Trump böyle cevap vermişti. Biden da işte Amerika geri döndü ve doğal olarak bu açıklamayı yaptı dedi Anıl Sural. Buyurun hocam. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bağlantı biraz kesik geliyor. Sesim nasıl geliyor bilemiyorum. Gayet iyi geliyor Saygın Hocam. Kesik duyuyorum sizi. Sesinizi gayet iyi duyuyoruz. Şimdi şöyle bir durum. Olay çok yeni. Ben açıkçası Putin'den karşı bir hamle bekliyordum. Çünkü bu lafın altında kalacak bir lider değil. Son derece
ne dediğini bilen ama diplomasiyi de iyi bilen biri. Esasen Biden da öyle. Ben çok şaşırdım. Çünkü gerçekten Anıl Bey'in dediği gibi aslında doğrudan bir katil tanımlaması yapılmadı. Ama sunucunun sözüne evet böyle mi düşünüyorsunuz deyince evet demesi gerçekten çok manidar. Dimitri Peskov'un açıklaması Rusya ile Amerika'nın iyi ilişkiler içerisinde girilebileceğini işaret eden bir süreç. Özellikle Trump sonrası Trump'ın sürekli Rusya ile işbirliği yaptığı suçlamaları üzerine Biden'ın böyle bir hamle yapması normaldi. Dün hatta konuşmalarımızda çeşitli kanallarda Soğuk Savaş dönemi acaba geri mi geliyor? Tekrar Rusya-Amerikan çekişmesi mi başlayacak gibi sorular sorulmuştu. Biliyorsunuz 1947 ve 91 arası bir Soğuk Savaş dönemi vardı. Gerçekten o dönemde ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yani esasen Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte 89'lardan sonra bu savaş bitti. Artık tek hegemon devlet Amerika. Ama Rusya Putin'le birlikte büyük bir kalkınma yaptı. Özellikle Neo-Avrasyacılık yaklaşımları, Gorbaçov'un tam tersini Atlantikçilik hani önce Batı, Batıcılık yerine önce Rusya dedi. Şimdi mesela Trump ve Amerika'nın çıkarları gereği önce Amerika vardır. Amerika kendisine karşı olan herkesi düşman olarak görür. Bu çok normal. Bunun örnekleri de var. Hatta Putin'in bugün yaptığı açıklama da bu bir ironi değil. İnsan önce aynaya bakacak dedi. Böyle bir ifade kullandı. Rus basınında da bu var. Peskov'un açıklamaları da var. Yani Amerika ile pragmatik çizgilerde. Putin çok pragmatik birisi. Zaten klasik Avrasyacılıktan, Neo-Avrasyacılık yaklaşımının da özelliği bu. Avrupa Birliği ile ilişkilere giriyor. Enerji monopolünün. Çünkü ürettiği enerjiyi kime dağıtacak? Bir şekilde ülkesinde bu sermaye akışını sağlamak durumunda. Dolayısıyla Amerika ile de ilişkiler kurması mümkün. Fakat bu açıklamalar çok sert çizgide ve aynı açıklamalar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire buralarda son derece iyi ilişkiler giderken Rusya birdenbire niye böyle bir cepheye geldi? Tam da İran'ın akabinde Suriye'deki hareketlenmeler, Papa'nın Irak ziyareti vesaire hemen akabinde. Acaba tekrar Soğuk Savaş'taki gibi Rusya direkt hedef olarak hedefe oturtuluyor mu sorularını bize sordurması çok normal ama Amerika'nın çıkarları var. Ve önce Amerika sloganı çok çok önemli. Lider olarak çok fark etmiyor. İster Biden ister Trump hiç fark etmez. Zaten Trump döneminde yapılanlara bakacak olursanız. Evet Trump'ın söylemleri çok alışılagelmiş bir söylem değildi. Ama aynı söylemi ben bugün Biden'da da yakıştıramadım. Yani bir aynı şeyi biz söylesek çok büyük bir günlerce gazeteler yazar. Yani bir Amerikan liderinin bunu tanımlamayı yapması ve geri adım atmaması da düşündürücü. Putin'in bugün söyledikleri aynaya bakmak lazım. Yani Amerika'yı da suçlayıcı açıklamaları var. Dolayısıyla bu bir gerginlik olarak sürecektir ama sonu gelmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten akılcı baktığımızda yani rasyonel politikalarda bu devletlerin bir an önce birbirleriyle ilişki içinde olması lazım ki kazan kazan anlayışı içerisinde aynı açıklamayı Çin de yapmıştı. Esas hedef Çinken Asya Pasifik ülkelerine yaklaşıldı. Şimdi birdenbire Rusya niye böyle oldu? Daha Kaşıkçı cinayetinin arkasından gelen orada karşı tepkiler beklenirken birdenbire Rusya hedefe oturdu. Ben açıkçası Biden'dan hiç beklemediğim bir hamleydi bu. Çünkü çok önemli uzun yılların bir Acaba siyasetçisi ve gazetecinin sorduğu hukukçu bir sorunun kimliği var. tezgahına mı geldi diyelim? Sanıyorum bir O da olabilir. evet bilmiyorum siz çok daha iyi Biden da çok bilirsiniz. Bazen beklemiyordu. Evet, böyle Biden da şeylerle beklemiyordu bu soruyu. karşılaşabiliyoruz. Yani Bu belki kadar Anıl sert oraya olarak gelebiliyor beklemiyordu mu? ama akabinde bir açıklama beklenirdi. Evet. Nitekim Peskov ve Putin'in açıklamaları da bu şekilde oldu Peki. Cüneyt Bey. Peki. Şimdi Ece Hocam, tabii dün Putin'in ifadesi şöyleydi aslında. Hani bu katil ifadesine çocukluğunda kullandığı söylediği bir cümleyle cevap verdi. İnsanlara taktığınız isimler en iyi sizin için geçerlidir dedi. Yani karşılıklı iki ülkenin de birbirini katil olarak suçladığını görüyoruz. Biz de dünya olarak, Türkiye olarak görüyoruz ve biliyoruz. Yani iki ülkenin de yani küresel olarak hangi noktada, hangi ülkede, hangi coğrafyada neler yaptıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bu iş nereye varar? Yani karşılıklı o ona katil, bu buna katil. Biri tabii Putin biraz da şeyi yaptı. Uzun ömürler diliyorum kendisine, sıhhat diliyorum şeklinde. Kinaye yapmadan söylüyorum bunu dedi. Hani biz kinaye yaptığını düşündük ama kinaye yapmadan gayet samimi bir şekilde bunu söylüyorum dedi. Buyurun Ece Hocam.
Şimdi Trump öncelikle değerli hocalarıma saygılar, selamlar. Trump dönemine baktığımız zaman aslında Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında birazcık daha Amerika halkını ve iç kamuoyunu rahatsız edebilecek dediğimiz, hatta Amerika'nın iç işlerine, Amerika'daki seçime Rusya'nın dahil olduğu ile ilgili ciddi bir süreç geçirildi. Biden döneminde bize ulusal güvenlik stratejisinin verdiği aslında o mesajlarda Çin'in işte hem stratejik anlamda hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda dünyada küresel çok yani küresel bir tehdit olarak çok farklı noktalarda Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit edebileceğinin altı çizilirken Rusya birazcık daha dünyada istikrarsızlaşmaya neden olabilecek bir devlet olarak tanımlandı. Ama buradan şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le mücadelesini sürdürürken aslında farklı stratejiler ve yollar deneyecekken Rusya ile olan mücadelesi daha devlet başkanları üzerinden ve birazcık daha sınırlandırarak Rusya'yı sınırlandırmaya çalışarak ilerleyecekti. Şimdi Biden'ın açıklaması tabii ki Amerikan başkanının bir diğer devlet başkanına katil yakıştırması yapması, gazetecinin aslında sorduğu soruya hı, ben de öyle düşünüyorum diyerek böyle bir de hani onaylayarak cevap vermesi bize iki tane şeyi düşündürtüyor. Birincisi şu, acaba gazeteci bir tuzak soru mu sordu ve İşte evet. Biden bu soruya mı düştü? Dolayısıyla da buna hani verdiği tepkiyi ben birazcık da onun yüz ifadesi ve tanımlamasından, yani o ilk başta hani evet kesinlikle falan diye girmeyip önce bir hı, diye böyle bir düşünme payı bıraktı sanki kendine. Dolayısıyla tuzak bir soru olabilir. Ama beraberinde şunu da görmemiz lazım. Özellikle 6 Ocak Kongre baskınıyla birlikte aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden döneminde mücadele etmesi gereken bir Trump'tan arda kalan bir takım etkiler de var. Dolayısıyla ben Biden'ın bu cümlesinin sadece Rusya'yı hedef almadığını, tabii ki Rusya da hedefte, bunun da çok fazla iki lider arasında tırmanarak devam etmeyeceğini, Biden'ın ikinci bir mesajının aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kamuoyuna da bu mesajı verdiğini ve Trump'la özellikle Putin'i yan yana koyarak yani o algıyı Amerika'nın Rusya ile yakınlaştığı, Rusya'nın Amerika'nın iç işlerine karışabildiği, Soğuk Savaş dönemi boyunca ve sonrasında şu anda da Rusya Federasyonu'nun özellikle Putin'in stratejileriyle yayılmacı, genişleyici bir politika izleyerek Amerika'nın aktif olmadığı bölgelerde daha aktif konuma gelmesi bir tehdit. Ama bu bir dış tehdit. İçeride de Trump'la birlikte hareket ettiğini söyleyerek aslında iç kamuoyuna da bedel ödeme diye söylediği tırnak içinde o cümle hani bu 6 Ocak baskınıyla da Kongre baskınıyla da ilişkili olarak aslında verilen bir mesaj olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum. Bu tabii ki Putin'in biliyorsunuz 2017'de Trump'a da aynı soru sorulduğunda Trump Irak'a örnek vererek kendi ülkelerinin de kendi ülkeleri içerisinde de katillerin olduğunu söylemişti. Bu yine Putin üzerinden gelen ama Trump'ın bir önceki yönetimin Irak politikalarını eleştirdiği ve yine iç politikaya gönderme yaptığı bir mesajdı Putin'den ziyade. Dolayısıyla burada belki iki bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Ben iki liderin karşılıklı olarak geriliminin uzun süre hani bu şekilde açıklamalar olacaktır. Ama bu gerilimin çok tırmanmadan da bir şekilde hani bu tür açıklamalarla artık zaman içerisinde normalleşeceğini düşünüyorum. Daha da tırmanacağını açıkçası öngörmüyorum. Çünkü Beklemiyorsun. şu anda dünyadaki durum aslında buna da çok fazla müsaade etmeyecek gibi duruyor. Hem Amerika'nın aldığı konum hem de Amerika ile Rusya'nın farklı bölgelerde aslında aynı hani farklı yerlerde aynı durumlarda kendi çıkarlarını koruyacak stratejiler geliştireceklerini de göz önünde bulundurursak. Şimdi Anıl Sural, şunu merak ediyorum, hani geldiğin için soracağım. Şimdi yeni Amerikan yönetimi Çin'le bir şeye başladı. Yani açıklamalar. Rusya'yla işte katil,
Bizde bir iletişim konusunda bir bekleyiş hakim. Yani acaba Biden ve yeni yönetim nasıl bir açılış yapacak? Şimdi Anthony Blinken'ın bu Gara'daki yaşanan PKK'nın o terör saldırısı, o katliamı sonrasında yaptığı açıklamayla eski Suriye özel temsilcisi James Jefferson acemice bir başlangıç demişti. Yani eleştirmişti. Ne konuştu yani Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde Amerika ile Türkiye ne zaman başlayacak? Biden ve Erdoğan arasındaki bu iletişim nasıl başlar? Herhalde böyle başlamaz. Biden herhalde bize Umarız böyle başlamaz. O yani. yüzden bazen geç Yani Çinlere başlaması, başladı, nasıl başladığını gördük Rusya ile. Çin'le daha iyi başlamasını beklerken ABD Dışişleri Bakanı basın mensuplarını dışarı çıkardı. Evet. Çünkü Çin bakanının sert açıklamaları olunca, Bu Alaska'daki değil mi? evet, Alaska'da dün gerçekleşti. Hı. Bu da çok hoş olmadı. Çünkü orada gazetecilerin de olmasını istiyorum dedi ABD Dışişleri Bakanı. Ki bazı yerlerde zorunlu, bazı yerlerde tercih. Ama Çin tarafından açıklama görünce ya tamam evet olmasın. Bu sefer Çin tarafı olsun dedi. Biraz yer değiştirdiğini görebiliyoruz. Daha çok Çin tarafı istemezse. Benim kişisel fikrim böyle sert başlamaktansa geç başlaması daha iyidir. Çünkü baktığımız zaman bir koronavirüs tablosu var. Yarım milyondan fazla kişi Amerika'da hayatını kaybetti. Bir numaralı sırada yer alıyor. Tabii aşılamada da ilk sırada, aşılamada da Amerika Birleşik Devletleri başarılı devam ediyor. Ama Türkiye'ye, bölgeye geldiğimizde ilk olarak Rusya'yla da bu kadar sert başlamak istemiyordu bir gazetecinin sorusuyla. Çin'le Alaska'da olduğu için devam ediyor. Orta Doğu'da ise biraz İran'la yakınlaşma olacak. Türkiye orada aracı ülke olabilir gibi bekliyorum. Cevaz Zarif'in bugünkü ziyareti belki bu anlamda Ben de önemliydi. onu öyle tahmin edebiliyorum. Bir de şu da var. Türk medyasında da geniş yer buldu. Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili talihsiz açıklamaları vardı. O açıklamayı olumsuz olarak çok yorumlamamak lazım. Çünkü Amerikan başkanları ya da süreçli olan başkanlar oy kullanmak için her şeyi kullanırlar. Biliyorsunuz Ermenilerin 1 milyona fazla nüfusu var. 2 milyona yakın Amerika'da. Amerika'da. Bununla ilgili daha sert açıklamalar varken hiçbir taraftan bu gelmedi. ABD Başkanı Trump, önceki başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dostluk da çok ayrı bir dostluktu. Amerikan medyası da bunu çok yazdı. Büyük bir yararı oldu ikilinin görüşmesinde. Bu yönetimde biz bunu göremeyeceğiz. Ama nedir? Amerikan tarafı Dışişleri Bakanı'nı ya da diğer kurmaylarını seçtiğinde Dışişleri Bakanı 15 Temmuz'dan sonra Hayır, hemen... söyledikten şunu mu anlıyorum? Yani Biden, Trump gibi çok böyle hani şimdi Trump'la Erdoğan arasında Öyle asla sürekli telefon olamayacak. görüşmeleri olurdu. Evet. Yani Çünkü bir hani dostluğu vardı. Kendi de... Biden'ın kişisel görüşü mü bu yoksa Amerikan, yeni Amerikan yönetiminin tavrı mı bu? Biraz Biden'ın ama zaten Biden da demokratların, kurmayların birlikte aldığı karardır. Ama Biden ve Erdoğan arasında hiçbir zaman böyle bir dostluk olmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısıyken de resmi bir görüşmeler oldu. Ama Donald Trump'a önceki başkana baktığımızda herhangi bir örnek verirken Türkiye ile alakasız Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki bir lider şeklinde iç meselelerde, politikalarda bile bunu veriyordu. O Doğru. yüzden benim fikrim biraz geç olsun, güç olmasın. Ne kadar erken olursa tabii ki o kadar iyi. Ama koronavirüs varken ve de Rusya ile Çin ortaya çıkmışken biraz geç gelecek. Şu anki mevcut ABD Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakan Yardımcısıydı Obama döneminde ve 15 Temmuz'dan sonra hemen geldi. Yani Türkiye'yi bilen biri. O yüzden kurmayları da biraz yavaş hareket etmek istiyor. Benim gördüğüm Peki. Washington'la Türkiye arasında çok iyi bir dostluk olmayacak ama iyi bir resmi çalışma ortamı olacağını inanıyorum. İki ülke de birbirinden vazgeçmeyecektir. Suriye konusu biliyorsunuz kritik, İran konusu da kritik. O yüzden Orta Doğu'da gördüğünüz gibi yavaş hareket ediyor. Bir de AB faktörü var. Avrupa Birliği ile birlikte Biden'ın en baştan beri seçilmezken bile biz birlikte hareket edeceğiz diyor. Bir de bekleyen sorunlar var. Cüneyt Özdemir, Türkiye tarafının Fethullahçı terör örgütü lideri Doğru. Pensilvanya'da yaşıyor. Ve sadece Fethullah Gülen, PYD-YPG. Doğru. PYD-YPG ve terörist elebaşı Fethullah Gülen değil. Aynı zamanda biliyorsunuz charter okulları var. Amerika'da bazı işletmeleri ve yaşayan FETÖ'cüler var. Bunun bir koruma altında olmaması iade süreci var. Ve senin de dediğin gibi PKK-YPG'ye Trump bir nevi kesmişti. Ve şu an dönemde oradan da Yeniden başladı. hareketli maalesef haberler alıyoruz. Amerika tarafı ise S-400'ler.
haklı olarak onu dile getiriyor. Bir de son zamanlarda insan hakları ile ilgili bazı açıklamalar oluyor Amerika tarafının. O yüzden iki tarafın da iki önemli konusu. Diğer konulara gidersek peki. Afganistan, Doğu Karadeniz, İran. Şimdi hocalarıma dönelim. Bakalım hocam, iki hocam, iki değerli hocam neler söyleyecek. Saydır hocam, yani geç olsun güç olmasın diyor Anusral. Yani bir gazeteci olarak tabii Amerika'da sürekli orayı bize zaman zaman hep aktarır. Şimdi stüdyoda bizim bu temasımız nasıl başlar? Yani Rusya, Amerika, Rusya, Çin, Amerika, hani başlangıcına baktığımızda bizim başlangıç nasıl olur sizce? Şimdi ben aslında bunu daha önce de defalarca konuşmuştuk. Çok fark etmeyecek çünkü Blinken'ın açıklamasından sonra sözde müttefik tanımlaması yaptıktan sonra zaten Amerika'nın dış politikasında Türkiye'nin yeri belli oldu. Yani Türkiye'ye karşı son derece ön yargılı yaklaşılıyor. Suriye Sayın meselesinde hocam, ama olsun koltuğa oturmadan önce yapmıştı onu. Hani şimdi koltuğa oturduktan sonra işin rengi değişiyor bazen. Böyle midir Anıl? Çok fark etmez. Yani Amerika'nın çıkarları gereği Türkiye'nin yeri belli. Şunu demek istiyorum. Zorlayıcı diplomasi uygulanacak burada. Açık diplomasi gibi görülüyor ama yani bence aslında farklı politikalar var. Mesela Yunanistan'la ilişkilerin geliştirilmesi, DEDAŞ'ta üst kurulması, Suriye politikaları, İran'a yönelik yaklaşım, Suriye ile Suriye'deki tutumda Rusya ile Türkiye'nin savunma anlaşması, en son biliyorsunuz Türk Akım'ın 3. reaktörü açıldı. Bundan sonra Türk Akım'ın gelişmesinden bakın S-400 anlaşmalarının uygulanma noktasında Rusya ile yakınlaşma gibi birçok etken var. Bütün bunlar varken tabii Rusya'dan Rusya'nın bu kadar yüklenilmesi Türkiye için çok kolay olmayacaktır. Bir de Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs meselesinde de çok fazla bizim yanımızda değiller. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor ama öbür tarafta ben Biden'ın çok akılcı birisi olduğunu düşünerek özellikle uluslararası örgütler açısından bölgeye çok önem verdiğini kanaatindeydim. Böyle olunca da ülkelerle ilişkilerini yumuşak bir çizgide geçireceğini düşünüyordum ama son yapılan hareketler pek de öyle izlenim vermiyor. Ama ilerleyen süreçte daha pragmatik politikalarla değişebilir. Bir temas olmamasını neye bağlıyorsunuz şu anda? Şu anda bu S-400 meselesi var. Yani Türkiye'nin Rusya'dan uzaklaşmasını bekliyor Amerika. Eğer Türkiye Rusya'dan uzaklaşırsa, Türkiye Rusya ile ne zaman yakınlaşırsa Amerika ile ilişkiler sertleşir. Hep bunun örnekleri böyle oldu. Türkiye yaklaştığı zaman Amerika ile daha iyi ilişkiler içerisinde girilebiliniyor. Çünkü 1947'den Truman doktrinlerinden beri, Marshall yardımlarından beri Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri neredeyse Yunanistan'la aynı çizgide olmakla beraber daha sonra Yunanistan'la daha iyi ilişkiler kurulup Türkiye devre dışı bırakıldı. Son dönemde de yani müttefikliğe yakışamayacak derecede özellikle terör örgütlerinin desteklenmesi, YPG'nin resmi bir unsur kazanması, PKK'nın desteklenmesi, evet PKK işlemini doldurdu ama bundan sonraki süreçte de Türkiye'ye olan tavırları bence son derece saldırgan. Evet. Fakat diplomasiyle bağdaşmıyor. Bir şey eklemek istiyorum Sayın Hocama da beklenilen kadar evet iyidir ama gözüktüğü kadar bence de kötü değil. Ya da Washington'dan oradaki gazeteci, diplomat ya da lobi faaliyetleri yapanlarla konuştuğumuz zaman Türkiye ile Türkiye'nin gördüğü kadar da kötü değil yani buradan. Ben ona inanıyorum. Bir de şu var. Geleli biz Mart'tayız. Yemin töreninden sonra Ocak, Şubat, Mart 2 ay oldu. Belli bir sistematiği var Amerika'nın. Nasıl Amerika Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefonla görüştü. Hemen Yunanistan'la görüştü. Nedir? Bölge bölge gidiyorlar. Biz bile gazeteler kayıt olduğumuzda Avrupa bölgesine de Orta Doğu. O yüzden belli bir sistematik var. Türkiye'den gözüktüğü kadar ya neden aramadı bu kadar değil. Dediğim gibi ilk bir koronavirüs var ve de çevresi var. Daha sonra Yunanistan lideriyle telefonda konuştu mu? Tabii ki Türkiye'nin yeri çok da ayrı. Ama gözüktüğü kadar da bence kötü değil. Biraz daha zaman gerekiyor anladım. Bence. Şimdi Ece Hocam biliyorsunuz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım kararını askıya aldı. Tabii Biden'la birlikte yeni dönemde Amerika'nın ve aynı anda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye yönelik tavrının ne olacağını merak ediyorduk. Hatta bir Biden koltuğa otursun bakalım Avrupa Birliği ne yapacak diye.
Ki önümüzdeki günlerde zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin önemli isimleriyle de görüşecek. Hem Türkiye ile Amerika arasındaki bu iletişim, yani parantez içinde bir iletişimsizlik söz konusu. O iletişim nasıl başlar? O temas nasıl başlar? Sert mi yumuşak mı başlar? Sayın Hocam sert olacağını belirtti. Ve Avrupa Birliği de tabii aynı zamanda Türkiye-Amerika ilişkilerinin nasıl bir yol izleyeceği de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin de seyrini belirleyecek. Öyle gözüküyor. İki konuyu değerlendirir misiniz hocam? Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ben de Saynur Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Ama aynı zamanda Anıl Bey'in söylediği Türkiye'den göründüğü kadar acaba çok temassızlık ya da böyle çok gergin bir açılış olur mu? Hı hı. O görüşe de katılıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi... Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gergin ilişkiler çok uzun zamandır devam ediyor ve bu ilişkilerin aslında bir çözüme ulaşması, bu sorunların bir çözüme ulaştırılması daha da fazla zamanımızı alacak gibi görünüyor. Çünkü Amerika ile Türkiye sorunlara aynı bakış açısıyla yaklaşmıyor. Yani Amerika'nın bakış açısı sorun olarak nitelendirdikleri farklı şeyler, Türkiye'nin sorun olarak nitelendirdikleri farklı şeyler. Ancak neyi görüyoruz biz? Amerika bize belirli mesajlar veriyor. Mesela Defender Europe 2021 tatbikatıyla alakalı yayınlanan bir harita vardı. Biliyorsunuz Papa'nın ziyaretinden sonra Papa'nın ziyaretiyle birlikte aslında bu da ikinci harita krizi olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada nasıl bir mesaj verildi? Bu tür çok uluslu tatbikatlarda özellikle de NATO'nun, NATO üyesi ülkelerinin birlikte hareket ederek herhangi bir tehditte stratejik olarak, operasyonel olarak, askeri olarak bu tehdide karşı hep birlikte nasıl tepki verebileceklerini ve kendi aralarındaki uyumu test ettikleri, tatbikatla gözlemledikleri bu haritada Türkiye'nin yeri boş bırakıldı. Yani beyaz. Rusya'da beyaz. Rusya'da da herhangi bir şey yok. Dolayısıyla burada Amerika arka planla, tabii ki bunun öncülüğünü de Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Ve Saynur Hocam'ın da söylediği gibi Yunanistan'a karşı da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Dede Ağaç'ta çok önemli bir takım, Türkiye'yi de ne oluyor dediğimiz bir takım girişimleri oldu. Amerika'nın üs olarak, askeri anlamda, destek olarak. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Amerika bize şunu söylüyor diyebiliriz belki, böyle okuyabiliriz belki. Hani harita eğer gerçekten bu anlamda ele alınırsa diyebiliriz ki Türkiye ile Rusya'nın ilişkisi özellikle de S-400'ler başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor ve Türkiye birazcık daha, Türkiye ve diğer ülkelerde aslında tarafını seç. Çünkü yeni bir soğuk savaş, yeni bir Amerikan, aslında o soğuk savaşa da yeni demek de belki mümkün değil. O hep devam ediyor zaten o soğuk savaş. Dolayısıyla Türkiye hangi tarafa daha yakın olacaksın diye Türkiye'den belki bir adım bekliyorlar. Şimdi bizim Amerika ile aramızda şu anda artık böyle donmuş diyebildiğimiz, çözüm aradığımız ancak çözümü de çok zor bulabileceğimiz bir S-400 konusu var mesela. Çünkü çözüm bizim yolları açımızdan da zor da Ece Hocam. Aynı şeyi Amerika'da düşünüyor mu yani Türkiye'yi ikna edebilmek adına? Evet çok zor bir, yani biz kendi açımızdan... Baktığımızda durum böyle de Amerika'da aynı şeyi mi düşünüyor acaba? Ben şöyle düşünüyorum. Aslında S-400 meselesini şimdi şuna gelmek istiyorum. 2018 yılında Amerika'da yayınlanan raporda S-400'ler alınırsa ve kullanılırsa Türkiye'ye karşı hangi yaptırımlar uygulanabilir, neler olabilir de konulardan bir tanesi de NATO'nun içinde işlevsizleştirmeydi. Şimdi baktığımız zaman bu aslında harita bize bunu gösteriyor. Ancak S-400'lerin çözülemez bir sorun haline gelmesindeki
temel neden de Amerika Birleşik Devletleri. Ben şöyle görüyorum. Amerika özellikle S-400 konusunu çözülemez bir sorun olarak masada tutmaya devam ediyor. Niçin? Çünkü bu Türkiye'ye karşı elinde hem farklı müttefiklik ilişkileri geliştirebilmek için hem bir koz olarak ya da bir baskı aracı olarak kullanılabilmesi için hem de Türkiye'yi belirli noktalarda burada Doğu Akdeniz başta olmak üzere çünkü bence bütün sorunların temelinde dönüp dolaştığımızda aslında Doğu Akdeniz, Kıbrıs, aynı zamanda Yunanistan bütün bu işbirlikleri ve önemli kilit noktalara baktığımızda o tarafa doğru aslında bizim bakmamız gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Biliriz ki Türkiye'yi belirli noktalarda da işlevsizleştirebilmek için bu S-400'ün çözülemez, telafi edilemez bir sorun olarak masada kalmasını Amerika Birleşik Devletleri de biraz daha destekliyor. Ama diğer taraftan baktığımızda ilk görüşmede ben şöyle bir şey beklemiyorum. Oturacağız direkt YPGP'de S-400'ler işte farklı konular yani sorun çözülemez sorunları masaya koymaktansa burada birazcık da bizim diplomasiyi nasıl yönettiğimiz çok önemli. Elimizde nelerle gideceğimiz çok önemli. Yeni işbirlikleri mesela AB'den bahsettik. Avrupa Birliği'nin en önemli sorunlarından bir tanesi düzensiz göç. Ve aslında baktığımız zaman bu düzensiz göçe karşı alınacak olan önlemlerde de Türkiye'nin varlığı çok büyük bir önem taşıyor. Türkiye'ye karşı yaptırımların uygulanmamasında özellikle uygulanmama hani kararının baskın olmasında özellikle Amerika ve Biden yönetimini beklediler. Bu anlamda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden geliştirilmesi ve hakikaten göç meselesinin sadece hani işte düzensiz göç hareketi olmasın, Türkiye'de bunu önlesinin dışında Avrupa ile ilişkileri yeniden ayağa kaldırabilmek ve yeniden geliştirebilmek için. Burada sadece Avrupa Birliği de demiyorum. Çünkü birlik olarak düşündüğümüz zaman Avrupa Birliği de kendi içinde çok büyük sorunlar yaşıyor. Ama Avrupa Birliği değil de Avrupa devletleri ile ilişkileri teker teker geliştirmek, Türkiye'nin hem Avrupa'yla hem Amerika'yla olan ilişkilerini daha belki yumuşak bir zemine taşımak için önemli bir araç olabilir. Burada da ne olabilir? Sadece işte bir insani göçün yani bir düzensiz göçün engellenmesi değil, bu düzensiz göçün yaratabileceği sorunlarda Türkiye'nin bulabileceği çözümler, insani güvenlik sadece Suriye değil, Yemen'den, İran'dan, Afganistan'dan, farklı bölgelerden gelen göçlerin ve COVID-19 etkisiyle birlikte aslında Türkiye'nin aldığı sorumluluğu insanları bir göçmen göçmen olarak ömürleri boyunca yaşatmak için değil de kazanmak için neler yapılabilir gibi projelerle ya da işte demokrasiyle alakalı da birçok şey gördük, açıklama gördük. Burada da işte ben hani birazcık da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yararına yani Amerika ülkelerde demokrasi ararken aslında kendi hedeflerini gerçekleştirmek için o demokrasiyi ortaya koymaya çalışıyor. Burada biraz daha ben hani Türkiye'nin mesela Metin Topuz olayı bana sorarsanız eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin takıldığı noktalardan hani biz diyoruz ya insan hakları, demokrasi vesaire Amerika'yı ilgilendiren konu o. Bence yani Amerika'nın beklentisi onunla alakalı. Türkiye'den mesela. Evet. Yani bana sor çünkü Amerika hiçbir zaman bir ülkenin demokrasisini kendi çıkarına ya da kendi yararına olmadığı noktada hani aman buraya da demokrasi gelsin diye ekstra çaba harcayan bir ülke değil. Kendi çıkarı kendi beklentisinin karşılanması için bunu ister. Dolayısıyla bu konuları belki birazcık daha iyi okuyarak çözümler üreterek Amerika ile ilişkilerimizi geliştirirsek Türkiye için hani direkt sorunlar ve çözümsüz konular değil, Türk-Amerikan, Türk-Avrupa ilişkilerinde belki yeni sayfaların açılabileceği, tabii ki bu çetin ve zorlu geçecektir. Ama hani bu tür fırsatlar da bu sorunların yanında yaratılabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 5 dakikamız var. Sayın Hocam belki birkaç dakika Türkiye-Avrupa ilişkilerindeki bu yaptırımları askıya alma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şöyle, Avrupa Birliği'nde aslında yeni bir döneme duyabiliyor musunuz beni? Tabii duyuyoruz hocam, duyuyoruz. Kesik kesik. Hem yani, tamam. iyi görüyoruz, ben çok gayet kesik iyi kesik duyuyoruz. Duyuyorum, tamam. Çok teşekkür ederim. Avrupa Birliği'nde yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü Merkel sonrası bir dönem olacak. Merkel'in siyaseti bırakması ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nde en etkin bir aktör olması Fransa'dan daha ileride. Dolayısıyla
Almanya'daki yeni dönemde özellikle Merkel'in partisinden Türkiye yanlısı bir aktörün ön plana çıkması ve bundan sonraki dönemde Ekim ayından ve önümüzdeki süreçte Almanya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin ön plana çıkmasına neden olabilir. Ki zira zaten Merkel'in açıklamaları da çok aleyhte değildi. Özellikle Avrupa Birliği'ne biz de şu son dönemde bir gayet güzel bir anlaşma zemini yaratacak önerilerde bulunuyoruz. Yani zaten toplantılarda da Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları da var Avrupa Birliği ile yeni bir süreç konusunda. Fakat tabii çok haksız bir şekilde Avrupa Birliği bu şekilde davrandı. Çünkü öncelikle geri kabul anlaşmamız vardı, vize serbestisi birçok konu vardı. Bunlarla çözülmesi gereken Suriye'deki sorunlar ve mülteci sorunları, Doğu Akdeniz meselesi de dahil olmak üzere Kıbrıs birçok ana başlıktan oluşuyor. Bütün bunlar daha hala çözüme gelmemişken, Türkiye'ye verilen sözler getirilmemişken Türkiye'ye yaptırım kararlarının çıkması çok mümkün gözükmüyor. Zaten söylemde vardı, eylemde böyle bir hareket olmadı. Ben bunu da söylemiştim zaten daha önceki açıklamalarımda. Ama son dönemde eğer Almanya çok önemli, çünkü Avrupa Birliği içerisinde Covid'le olsun diğer konularda olsun en güzel mücadele eden ülke Almanya'ydı. Almanya'ya bakmak lazım ve Türkiye ile ilişkilerinin gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü Almanya'nın Rusya ile de çok güzel ilişkileri var. Biz tabii var. Konuşurken şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüşüyor. Yani bu liderlerle görüşme süreci de trafiği de başladı. Sayınır Hocam, Ece Hocam, onu da belirteyim. Şimdi birkaç dakikamız var. Hani Anıl, seninle bitireyim belki. Hatta birkaç sıcak gelişme de var. Belki onları da verebilirsek süremiz içerisinde. Kongreden sonra Amerika'da ne değişti? Yani hani bizzat yerinde yaşadın, gördün. Ne oldu? Yani başka bir Amerika mı göreceğiz? Yani tamam, Amerika geri döndü diyor Biden ama yaşadığı o travma da... Biraz kongrenin öncesinde başladı. Bu George Floyd'un öldürülmesiyle bir polis tarafında Mart ayında protestolar başladı. O an ben Biden'ın kazanacağını düşündüm. Çünkü çok fazla kutuplaşmıştı insanlar. Bir Trump şapkalıya bile dayanamıyorlardı. Kongre günü takip ettik. Farklı eyaletlerden 20-30 saat uzaklıktan gelenler, kimileri arabayla, kimileri uçakla kalarak insanlar Trump'ı takip etmeye ve barışçıl protestoya gelmişlerdi. Şeyi merak ediyorum Anıl, yani bu doğru mu? Biz de bazen böyle sosyal medyada gördük. Yani o senato içerisine girip ayak ayak üstüne atan bilmem onu alan, başlarına kötü kötü kazalar gelmiş, hayatlarını kaybetmişler diye böyle bir şeyler duyduk. Biraz yani doğru mu? Bazıları şehir efsanesi de oluyor. Ben bilmiyorum. Şehir efsanesi mi yoksa yani cidden yani bilmiyorum Amerika. Tabii ki onların yaşadığı yer ama daha çok kırsal kesimde. Yani cezaevindeler şehir... Neredeler yani cidden merak ediyorum o giren. Kimileri cezaevinde mesela kürsüyü alan kişi cezaevine gitti ve daha sonra kimileri pişman olduğunu, daha sonra kimileri de pişman olmadığını açıkladı. Ama öyle bir Amerika tarafı ceza veriyor ki tekrar bu gerçekleşmemesi için. Ama o topluluğun da Donald Trump'ı desteklemeye gelenin %80'inin 90'ının barışçı olarak oraya geldiğini söyleyelim. Yani öyle şey yok değil mi? Hani buhar oldu, havaya uçtu, Amerika yok etti falan. Yok asla. Ben senatoya, orada bir havuz var. Yürüyerek 5 dakika mesafedeydim. Ama olayları ileriye gidince gördüm. Yani o tarafta insanlar barışçıl protestolar yapıyordu. Ama büyük bir ders oldu. Amerika içerisinde de... bu bir darbe girişimi mi şeklinde çok fazla yorum oldu. Evet, bir darbe girişimi değildi. Çünkü polislerin de tavırları var. Çünkü polisler eğer bir siyahi olsaydı içeriye girmelerine izin vermeyecekti. Evet. Senatoya girmesine bir siyahi olsaydı izin vermeyecekti. Ama beyaz olduğu için, Donald Trump taraftarları olduğu için polisleri gördük. Lütfen içeri girin diye. Yani polisler orada siyahilerin protestosunda olduğu gibi müdahale etseydi bence çok kimse kanlı, içeri giremezdi. Ondan daha dolayı kanlı bir süreci de çok daha kanlı bir süreç olurdu ama Amerika'da çok fazla şey öğrendi o süreçte. Hala güvenlik önlemlerin gelmeden ben kontrol ettim, devam ettiğini söyleyebilirim. Ama biraz da görüldüğü kadar ya insanlar serbest, cezasız kalma değil, hepsi de cezasını aldı. Kimi evde çekiyor. O yüzden onun üzerine adalet düştü. Anıl Sual, çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Saynur Derman Hocam, çok sağ olun yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim Ece Hocam, Anıl Bey, Cüneyt Bey. Hepinize çok sağ selamlar. Ece sevgiler. Baban, doçent doktor, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi Ece Hocam. Size de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok için. Teşekkür ederim. Çok değerli sağlıklı hocam. Sağlıklı günler, iyi bir hafta sonu diliyorum. Anıl Bey'e size selamlar. Çok sağ olun.